sonuçlanmış bitmiştir. Diğerlerine gelince, diğerleriyle ilgili süreç konuşmamda da ifade ettiğim gibi dikkat edilirse yazılarından, düşüncelerinden dolayı değil, çeşitli suç örgütleriyle, terör örgütleriyle olan ilişkileri ve darbecilerle olan ilişkileri sebebiyle bir yargı süreci söz konusudur. Ve bunlar yargı tarafından belgelendiği için yürütmeye böyle bir görev verilmiştir. Ve yürütmenin bu noktada biliyorsunuz herhangi bir adım atması söz konusu değildir. Yargı bağımsızlığına dayalı olarak kalkar yürütmeden bu talepte bulunmuştur. Böyle bir görevi yüklemiştir ve bunun gereği yapılmıştır. Şu anda ise tutukluluk süreci içerisinde de daha değişik belgelerin, bilgilerin ortaya çıktığını biz tabii ancak yargının zaman zaman yaptığı açıklamalarda duyuyoruz. Yine medyaya yansıyan bazı bilgileri almak suretiyle öğreniyoruz. Temenni ederim ki bu tür şeyler çıkmasın ve bir an önce bunlar da neticelensin. Ancak şunu söyleyebilirim. Uzun süreli tutukluluk noktasında da rahatsızlığımız vardır. Ve bunları ne kadar süratle neticelendirirlerse bizler de o kadar tabii ki mutlu oluruz, memnun oluruz. Teşekkürler Sayın Başbakan. Bir sonraki soru Earl of Dundee'den geliyor. EDG grubu. Sayın Başbakan, ülkenizin güçlü etkisini bölgedeki dikkate alarak ve Avrupa Birliği adaylığını da dikkate alarak acaba biraz daha açıklar mısınız? Türkiye ne gibi adımları kendi başına ve Orta Doğu'da demokrasiyi tek başına ve başkalarıyla işbirliği halinde hangi adımlarla gerçekleştirecektir? Söyler misiniz? Şimdi tabii ben demokrasinin biraz da kurumlar bazında güncellenmesini savunan bir insanım. Ve son referandum olayıyla 12 Eylül'de 2010 biz bir söylemi öne çıkardık. Bu da ileri demokrasi söylemiydi. Ve ileri demokrasi içinde Türkiye atılması gereken adımları önce 26 maddede yapmış olduğu anayasa değişikliğiyle atmış bulunuyor. Fakat bu yeterli değil. Şimdi 12 Haziran'da bizde milletvekili seçimleri var, genel seçimler var. Bu genel seçimlerden sonra daha köklü bir anayasa değişikliğiyle bir sürecin içerisine gireceğiz. Ve bu sürecin içerisinde tabii bir şeyi özellikle vurguluyoruz. O da şudur. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti içerisinde özellikle etnik ayrımcılığa kesinlikle yer verilmemesi. Bölgesel ayrımcılığa asla yer verilmemesi. Dinsel ayrımcılığa ki bunu biz kırmızı çizgilerimiz olarak görüyoruz. Etnik milliyetçiliğe karşıyız. Bölgesel milliyetçiliğe karşıyız, dinsel milliyetçiliğe karşıyız. Ve dönemimizde şu 8-8,5 yıllık iktidarımızda bunu gerçekleştirmenin de mutluluğu içindeyiz. Ve Türkiye bu değişimi, bu dönüşümü yaşıyor. Şimdi tabii bölgede birçok ülkeler artık bizimle farklı iletişim içerisine girdiler. Siz bunu nasıl gerçekleştirdiniz? Ve bu kurumsallaşmayı nasıl yaptınız? Özellikle AK Parti modeli nedir? Bunu bize anlatır mısınız? Ve bunun için bizden gelip eğitim alanlar var. Biz kendilerine bu süreç içerisinde parti çalışmalarımızla yönelik eğitimler veriyoruz. Çünkü AK Parti olarak bölgede sadece ana kademesiyle değil, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla örgütlenmesini 780 bin kilometre karelik vatan topraklarında gerçekleştirmiş bir partiyiz. Yani kapalı toplum anlayışıyla çalışan bir siyaset değil.
açık toplum ve 780 bin kilometre kareye hitap eden ve bunu yüz yüze sadece televizyon ekranlarında veya yazılı medyada yapan bir anlayış değil. Yüz yüze yapan, ki ben bir genel başkan olarak, bir başbakan olarak ülkemin dört bir yanını tek tek en az gittiğim ile iki kez, üç kez gitmişimdir. Gidip oralarda ilçeleri dolaşan, dolaşabilen halkın arasında bulunan bir liderim. Böyle yürüttük. Bundan sonra da aynı şekilde bunu yürütmeye devam edeceğiz. Şimdi bu seçimlere girerken de yine aynı anlayışla giriyoruz. Ve şehirlerimizi marka şehirler haline getirmek için kentsel dönüşüm değişimleri yaparken insanımızı öne çıkaran, devleti arka plana alan bir anlayışla bu süreci işletirken eğitimi, sağlığı, adaleti, emniyeti öncelikli adımlarımız olarak gördük. Ve bu süreçte de gerek Orta Doğu ülkeleriyle gerek Balkanlarda bu adımları atıp tabii ki dayanışma içerisinde olmamız gereken ülkeler var. Onlarla da bu dayanışmaları zaman zaman gerçekleştiriyoruz. Ve bu konuda da herhangi bir kesinlikle ön yargımız yok. Yeri geldiğinde Amerika ile, yeri geldiğinde Rusya ile, yeri geldiğinde İngiltere'si ile, Hollanda'sı ile, aklınıza ne gelirse Orta Doğu'da Suudi Arabistan'ı ile, Körfez ülkeleri ile, hepsiyle bu tür görüşmeleri yapabilen bir ülke konumundayız. Bundan sonraki süreçte de bu aynı birliktelik içerisinde bölge barışına, dünya barışına katkıda bulunmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir sonraki soru ALDE grubu adına Sayın Prasör tarafından sorulacak. Mikrofon. Sayın Başbakan, bir yorum yapmam gerekiyor. Siz biraz önce bir kadın teşkilatına değindiniz. Ülkenizde bir kadın teşkilatından bahsettiniz. Ama heyetinizde hiç kadın olmadığını tespit ediyorum. Umarım gelecek sefer heyetinizde kadınlar da olur. Ben bugün sorumu basın özgürlüğü ile ilgili sormak istiyorum. Bunun önemini vurguladınız. İmamın Ordusu kitabı sansüre uğradı ve Ahmet Şık isimli gazeteci tutuklandı. Bunun sebebini bize açıklar mısınız? Bu önceden yapılan sansürün, yayından önce yapılan sansürün ve yazarının tutuklanmasının sebebini açıklar mısınız? Öncelikle alkışlayanlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizi alkışlıyorlar, sağ olsunlar. Bir diğeri heyetimizde bayan arkadaşlarım burada. Ben bugün buraya sadece şahsım ve iki bakan arkadaşımla geldim. Ve bayan milletvekili arkadaşlarım da konsey üyesi olarak onlar da buradalar. Bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi tabii bir şey çok önemli. Dedim ya, ön yargılardan arındırılmış bir yapı çok çok önemli. Az önce sorduğunuz kitapla ilgili, bu kitapları toplatan ben değil. Bu basılmamış dediğiniz kitapla ilgili, işte az önce söyledim ya, hani bu tutuklanan medya mensuplarının belge bilgileri dediğimiz olay var ya, işte bu belge ve bilgiler ardından neyin geldiğini gösteriyor ki yargı yürütmenin hemen diyor ki şurada böyle bir hazırlık var, hemen siz bu hazırlığın üzerine gidin. Ve o hazırlığın üzerine gidildiğinde ortaya bu çıkıyor. Bakınız, ben burada size bir şey söyleyeceğim. Bombayı kullanmak suçtur. Ama bombanın hazırlanmasındaki malzemeleri kullanmak da suçtur. Diyelim ki bir yerde bombanın kullanılmasında ne varsa, fitilinden tutunuz ta diğer maddelerine varıncaya kadar ne varsa, bunun ihbarı gelmişse güvenlik güçleri gidip bunları toplamaz mı? Almaz mı? Çünkü o da bir suç teşkil etmektedir. Gider onları alır.
Burada da eğer daha önce gelmiş bilgiler ve bilgiler içerisinde bu tür hazırlıkların olduğu varsa yargı da bununla ilgili kararını vermiştir. Ve güvenlik güçlerimizden şu adreste böyle bir hazırlık vardır. Gidin bu hazırlığı alın gelin demiştir. Ha bu hazırlık daha sonra internet sitelerine kitap olarak adeta girmiştir. Ve internet sitelerinde de bunun içinde neler olduğu ortadadır. Dolayısıyla şimdi bu gerçekleri herhalde görmek isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu yürütmenin yapmış olduğu bir eylem değil, yargının almış olduğu bir karardır. Burada şunu söylemek zorundayım. Hep işimize geldiğinde bağımsız yargıdan bahsediyoruz. Bağımsız yargıyı her yerde savunuyoruz. Ama Türkiye'ye gelince Türkiye'de bağımsız yargı istemiyorsunuz. Ya yürütmeye bağımlı bir yargı istiyorsunuz. Kusura bakmayın. Yürütmeye bağımlı bir yargı yok. Bağımsız bir yargı var. Bağımsız yargı da görevini yerine getiriyor. Olayın aslı budur. Thank you very much, Mr. Prime Minister. The next question is by Mr. Cox. Mr. Cox, bir sonraki sorunun sahibi. Sayın Başbakan, son söylediğinize katılmıyorum ama ben Avrupa solundanım ve sizi kutlamak istiyorum. Türk hükümetinin hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda yaptıklarından dolayı kutlamak istiyorum. Demokratik değişimden yana olduğunuzu söylediniz ancak buna saygılı iseniz Sayın Başbakan, neden Türkiye'deki seçim yasasındaki %10'luk barajı indiremediniz? Çünkü bu da Türkiye'deki demokratik değişimin önemli bir adımı olacaktır. Neden bu vaadi yerine getiremediniz? Prime Minister, please. Önce ben de size çok teşekkür ediyorum. Benim savıma, tezime katılmayabilirsiniz. Ben sizin tezime katılmanızı zaten beklemiyorum. Böyle bir arzunun içerisinde de değilim. Ama buna saygı duyarım. Fakat bir gerçeği söylemek durumundayım. O da şudur. Ben şiir okuduğum için hapse girmiş bir liderim. Ve 4 ay gittim, hapis yattım. Ve çıktım. Ondan sonra da partimizi kurduk ve seçim kazandık. 8,5 yıldır da şu anda halkımın büyük teveccühüyle iktidardayız. Bunun en güzel değerlendirmesini halk yapıyor. Halkım bu değerlendirmeyi bu şekilde yaptığına göre ha demek ki burada bir incelik var. %10 barajını koyan benim partim değil. Biz de %10 barajıyla geldik. Biz geldiğimizde bu baraj vardı. Ve 16 ay üzerine biz iktidar olduk. Partimizi kurduk. 16 ay sonra da iktidar olduk. Bu bir gerçeği gösteriyor. Yani bu kadar kısa zamanda böyle bir parti %10 barajına rağmen nasıl oldu da Türkiye'de iktidar oldu? Değerli dostlarım, biz sol kanatta veya sağ kanatta veya uçlarda kalmadık.